Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere harika bir hırka anlatımı yaptım. Gerçekten bayıldım hem renk uyumuna hem de modeline. Çok çok güzel bir hırka oldu. Sizin de şöyle beğenilerinize sunmak istedim. Zaten beğenmediğim hiçbir şeyi kanalımda yayınlamıyorum. Sizlere her şeyin en güzelini yapmaya çalışıyorum inşallah. Bu şekilde hırkam hem şiş hem de Tığla yapılan bir hırka, şöyle şişle tığın uyumunu birlikte yakalamak istedim. Renk olarak da çok güzel, pembe ve gri'nin uyumu zaten birbirine çok yakışıyor. Biraz hırkamdan bahsedeyim. 38-40 beden aralığında ördüm hırkamı. Şöyle düşük kol, kolunu lastik trabzanla başladım. Daha sonra ilmek çıkartarak. Ve arttırma yaparak balon kol şeklinde ördüm. İpim kalın olduğu için fazla e, balonlaştırmak istemedim. Çünkü kalın iple çok hoş durmuyor. Bu genişlik yeterli oldu koluma. E, hırkamın ön bedenlerini, arka bedenini ve kollarını bitirdikten sonra hepsini birbirine ekleyip şöyle lastik trabzanla tamamladım hanımlar. Bu şekilde arkasını da göstereyim sizlere. Gerçekten çok güzel bir hırka oldu. Evet bu şekilde hanımlar. Hırkama toplamda 9 yumak pembe, 3 yumak ise gri kullandım. Anlatacaklarım bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Dilerseniz şimdi hemen hırkamızın yapımına başlayalım. Evet hanımlar hırkamızın yapımına başlamadan önce ipimi tanıtayım önce sizlere. Şöyle Kar Topu Cozywool ipi kullanacağım. Gerçekten doku olarak hem yumuşak hem de kalınlık olarak da ideal bir ip. Ee, şöyle 100 gram 110 metre uzunluğunda tatlı bir pembesi var. Renk numarası K1770, lot numarası ise K1223. Ve şöyle 7 numaralı misinalı bir şiş kullanacağım. Eğer eliniz çok sıkıysa 8 numaralı şiş de kullanabilirsiniz. Arka bedenimi hazırladım ben. Şöyle etek ucundan başladım. Komple omuza kadar ördüm. Hiçbir şekilde kesme işlemi yapmadım. Kanalımda daha önce yayınladığım haroşa hırka videosu var aynı onun gibi e, kesme uygulamıyoruz sadece yaka kesimi yapacağız Hanımlar arka bedende kesme işlemi yok şimdi hırkamın e, toplam uzunluğu 87 santim boy olarak 87 santim uzunluğu var e, etek ucundan başladım etek ucundan başlayıp kol altına kadar e, yaptım onun uzunluğu ise 67 santim Hanımlar yani başladım 67 santim ördüm. Daha sonra da kol boyu uzunluğu yaptım. Kol boyu uzunluğum ise 22 santim. Şu işaretlediğim yerden şişe kadar kol boyu uzantım oluyor. Diğer tarafta da aynı şekilde şöyle. Ee, hırkamın eni ise şöyle göstereyim. 59 santim. 38, 40, hatta 42 bedene kadar da olabilir çünkü salaş bir hırka yaptım, böyle üzerime tam oturmayacak bir hırka. Ama benim verdiğim ölçüler benim kendi bedenime uygun hanımlar. Siz de yapacağınız zaman kendi bedeninizi, boyunu, enini ölçerek o şekilde yapabilirsiniz. E, etek ucunu lastikle başlamadım, normal ilmeklerimi atıp hemen modelimi kurmaya başladım lastiklerimi şey yapacağım tığla lastik trabzan şeklinde hırkan bittikten sonra komple etrafını o şekilde döneceğim hanımlar evet arka bedenim bu şekilde şimdi ben ön bedenlerimi de yaptım bir tanesini göstereyim sizlere şöyle ön bedenimi yaptım kol altına kadar kol altından etek ucuna kadar olan boyu hanımlar ee, ne kadar oluyordu? 67 santim, evet, diğer e, arka bedenimin ölçüsüyle aynı. Etek ucundan başladım, kol altına kadar 67 santim ördüm. 67 santim ördükten sonra şimdi hem e, kol yerimi belirleyeceğim, hem de aynı zamanda yaka kesimine başlayacağım. Arka bedenime 80 ilmekle başladım. Ön bedenim ise 30 ilmek hanımlar. Çünkü kenarına da birkaç sıra lastik trabzan gideceğim için bu şekilde önünü küçük yaptım. Önümün en sayısı ise 24 santim. Şurası 24 santim. Bu şekilde bunu da yaka kesimine başlayacağız direkt. Ben size şimdi hemen kısa bir model anlatımı yapacağım hanımlar. Evet, şimdi size kısa bir model anlatımı yapacağım. Şöyle, e, önce ilmek atarak başlıyoruz. Başlarken ilk başlangıç ilmeklerimizi çok fazla sıkı tutmayalım. Çünkü altı kasar, üstü genişler ve yamuk bir görüntü elde edilir. Onun için alt ilmeklerimizi oldukça gevşek yapmaya dikkat edelim hanımlar. Arka bedeni 80 ilmekle başladım. Ön bedeni ise 30 ilmekle başladım. Ama benim başladığım sayıları baz almayın. Dediğim gibi kendi bedeninize göre ölçüp o şekilde yapmanız daha sağlıklı olacaktır. Ee, yorumlarda çok soru geliyor, çok e, sayı soran oluyor. İşte şu bedene ne kadar başlamalıyım? Ama ben hiçbir şekilde sayı vermiyorum. Çünkü sayı verirsem hepinizi yanıltmış olurum. En sağlıklısı bedeninizi ölçerek yapmanızdır. Evet bu şekilde. Şimdi şöyle ilmeklerimi atıyorum. Kaç tane oldu? 2 4 6 8 10 12 14 16 17 20 tane ilmek yapalım. 18 19 ve 20. ilmeğimizi de bu şekilde atalım. Attıktan sonra şu kısa ipi ördüğümüz iple Düğümleyelim, açılma yapmasın hanımlar. Evet, modelimizi ön tarafta kurmaya başlayacağız. Modelimizin ters tarafından şöyle kenar ilmeğimi örmeden alıp bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum hanımlar. Burası örgümüzün ters tarafı. Ilmek attıktan sonraki ilk sıramızı ters örüyoruz ve modelimizi örgümüzün ön yüzünde kuruyoruz. Evet şimdi bütün ilmeklerimi bu şekilde ters öreceğim. Evet bitirdim. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtiğimde artık modelimi kurmaya başlayabilirim. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Evet. Kenar ilmeklerimizi örmeden alıyoruz hanımlar. Kenar ilmeğimizi bir ilmek olarak sayıyoruz. 2 ve 3. Şimdi sağ şişimizde 3 tane ilmeğimiz var. 4. ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrar 1 2 3 ilmek düz ördüm. 4. ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. 4. ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. 4. ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 sıra sonuna 4 ilmeğim kalıyor. O problem değil dönüyoruz. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Ön sırada örmüş olduğum 3 ilmeğimi arka sırada ters örüyorum. Bakın 3 ilmeğimi ters ördüm. Örmeden aldığım ilmeğimi tekrar örmeden alıyorum. 1 2 3 ilmeğimi ters ördüm örmeden aldığım ilmeğimi yine örmeden sağ şişime aldım. 1 2 3 tane ters ördüm. Örmeden aldım. 1 2 3 tane ters ördüm. Örmeden aldım. 1 2 ve 3. 3 ilmeğimi yine ters örüp sıramı tamamladım. Yine kenar ilmeğimi örmeden alıyorum örgümün ön yüzündeyim. Şimdi bu örmeden aldığımız ilmekleri düz örmemiz gerekiyor. <laughs> Şöyle bakın örmeden aldığım ilmeğim bu. Düz, ters, düz. İkinci ilmeğimi düz öreceğim. Bu şekilde hesaplıyoruz. Bakın örmeden aldığım ilmeğim bu. Bunu düz öreceğim. Ters, düz. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden aldığım ikinci ilmeğimi düz örüyorum. İpi kendime taraf aldım. Üçüncü ilmeğimi ters ördüm. İpi arkaya atıyorum. Bakın örmeden aldığım ilmeğimi şöyle düz olacak şekilde düz örüp bırakıyorum. Bakın bunu düz ördüm. Şimdi ipi kendime aldım. Bir tane ters. Yanındakini düz. Yanındakini ters. İpimi arkaya atıyorum örmeden aldığım ikinci ilmeğimi yine düz örüyorum. Yani bu sırada lastik örüyoruz ama bir ters bir düz örüyoruz. Örmeden aldığımız ilmeklerimizi hep düz öreceğiz. O şekilde ilk ilmeğimizi o yüzden sayarak ayarlıyoruz. Düz, ters, düz diye. Şimdi devam ediyorum. Ters düz ters Bakın örmeden aldığım ilmeğim <laughs> düz. Tekrar ters düz ters. Bakın örmeden aldığım ilmeğimi bu şekilde düz örüyorum. Örerken e, ilmeğimizin düzgün durmasına dikkat edelim. Şimdi tekrar ters düz ters ve son ilmeğimi hep düz olarak öreceğiz. Bu şekilde. Şimdi örgümün arka yüzüne geçtim. <laughs> Yine kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Modelimin son sırası. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum hanımlar. Modelim 4 sıradan oluşuyor. Dördüncü ve son sıramda bütün ilmeklerimi ters olacak şekilde öreceğim. ilmeklerimizi çok sıkı tutmayalım. Evet, son ilmeğimi de ters ördüm. Bu sıramı tamamladım. Evet, bakın ilk modelin bu şekilde oluştu. Şimdi ikinci modelin yapımına geçeceğim. Modellerim çaprazlama devam ediyor. Şimdi bakın burayı örmeden almıştım. Şimdi bu ilmeğimi örmeden alacağım. Aralarda bir ilmek olacak. Bakın şöyle göstereyim daha iyi anlarsınız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi de örmeden alıyorum. Yanındakini düz ördüm. Onun yanındakini düz ördüm. Üçüncü ilmeğimi tekrar düz ördüm. Şimdi bakın burada üç tane düz ilmek ördüm ortadaki ikinci ilmeğim bir alt modelde örmeden aldığım ilmeğime denk geliyor. Bakın burayı da örmüştük. Bu sırada örmeden alacağım bunu. Tekrar 1 2 3 tane düz ilmek ördüm. Dördüncüyü örmeden alıyorum. Bakın alt sırada bunu örmemiştik. Örmeden almıştık. Şimdi buradaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrar 1 2 3 tane ilmeğimi düz ördüm. 4.'ncüyü örmeden aldım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. 4.'ncüyü örmeden aldım. Sıra sonunda 2 ilmeğim kalıyor. Onu da düz örüyorum. Evet, şimdi arka sıraya geçtik. kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yanındakini örüyorum. Bakın 3. ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir alt sırada örmeden aldığımız ilmekleri ters tarafta tekrar örmeden alıyoruz. 1 2 3 tane ters ördüm. Tekrar örmeden aldım. 1 2 3 tane ters ördüm. Örmeden aldım. <laughs> devam ediyoruz. 1 2 3 tane ördüm. Örmeden aldım. 1 2 3 tane ördüm. Örmeden aldım ve son ilmeğimi tekrar ters örerek sıra sonumu bitirdim. Evet, şimdi tekrar devam edelim. Örmeden aldığımız ilmekler üçüncü sıramızda hep düz örülecek demiştik. Bakın kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Buradaki örmediğim ilmeğimi tekrar düz örüyorum. İpi kendime aldım. Bir ters. Arkaya aldım ipimi. Bir düz. Tekrar öne aldım. Bir ters. Ve şimdi örmeden aldığım ilmeğimi tekrar düz örüyorum. Örmeden aldığımız bütün e, ilmeklerimiz hanımlar her modelde düz örülecek. Bunu unutmayalım. Bir tane ters, bir tane düz. Bir tane ters. Bakın, örmeden aldığımız ilmeğimiz düz örülüyor. Tekrar ters, düz, ters. Bakın, örmeden aldığım ilmeğimi bu şekilde düz örüyorum. Ters düz ters ve örmeden aldığım ilmeğim düz. Yanındakini ters. Sıra sonundakini düz. Evet. Bakın kenarlarımız bu şekilde olacak. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Son sırası, modelimin son sırası ve bütün ilmeklerimi ters olacak şekilde örüyorum. Yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şöyle bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Şunu dolamaya çalışıyorum koluma. Çok ses çıkartıyor. Evet. İkinci modelimizi de bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi üçüncü modelimi de göstereceğim. Evet. Bakın modelimiz belirginleşmeye başladı. Şimdi üçüncü modelimize geçiyoruz hanımlar. Üçüncü modelimizde bakın ilk başladığımız modelde örmeden aldığımız ilmeği tekrar örmeden alacağız. Dediğim gibi çaprazlama gidiyor. Nasıl yapmıştık ilk modelimizde? Kenar ilmeğimizi örmeden almıştık. Ve iki ilmek düz örmüştük. Toplamda üç tane ilmeğim var. Dördüncü ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın şuradaki ilk modeldeki ilmeğimin hizasındaki aynı ilmeğimi tekrar örmeden aldım. 3 tane düz ördüm. 4.'ncüyü örmeden aldım. Bakın şuradaki örmeden aldığım ilmeğimin aynı ilmeği. 1 2 3 tekrar örmeden aldım. 1 2 3 tekrar örmeden aldım 1 2 3 ve 4 tane ilmeğimi düz ördüm. Şimdi örgümüzün arka tarafında hanımlar e, örmeden aldığımız ilmekleri yine örmeden alıyoruz. 3 tane ters örüyoruz ve örmeden aldığımız ilmekleri yine örmeden alıyoruz. Evet, burayı şimdi hızlı hızlı geçeceğim. Bakın 4 tane ilmeğim oldu. Kenar ilmeğimle birlikte örmeden aldığım ilmeğim. 1 2 3. 3 tane ters ördüm. Yine 4. ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 tane ters ördüm. 4. ilmeğimi örmeden aldım. dördüncü ilmeğimi örmeden aldım ve sıra sonundaki üç ilmeğimi ters örerek sıramı tamamladım şimdi yine lastik yapacağız kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz bakın örmediğimiz ilmeğimiz bu. Bu hep düz örülecek. Düz, ters ve düz. İkinci ilmeğimi düz örüyorum. Üçüncü ilmeğimi ters örüyorum. Dördüncü ilmeğim düz. Yani örmeden aldığım ilmeğim. Ters, düz, ters ve örmeden aldığım ilmeğim düz ters, düz, ters ve örmeden aldığım ilmeğim tekrar düz. Evet, bu sıramızı bu şekilde devam edelim. Arka sıramızı yine bütün ilmeklerimizi ters olacak şekilde örelim. Tekrar ön sırada dördüncü e, modelimin yapılışında tekrar birlikte devam edelim. Evet, şimdi dördüncü modelimizi kuracağız. Bu sefer de ikinci ilmeğimizi örmeden alacağız. Bakın bir alt modeldeki yani ikinci modelde örmeden aldığımız ilmekleri örmeden alıyoruz. Her modelde bir bu ilmekten bir bu ilmekten örmeden alacağız. Umarım anlatabilmişimdir. Yine siz videoyu başa sararak izleyip yapabilirsiniz. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi de örmeden alıyorum. 3 ilmek düz örüyorum ve tekrar örmeden alıyorum. Bakın, ikinci modelimdeki örmeden aldığım ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Arada yine 3 tane düz örüyorum, örmeden alıyorum. 3 tane düz örüyorum, 4. örmeden alıyorum. Bu şekilde devam ediyor hanımlar sıra sonunda iki ilmeğimi yine düz örüyorum sıra sonundaki ilmeklerimiz hep düz örülecek sıra başındaki ilmeklerimiz örmeden alınacak şöyle şu görüntüyü vermek için bu şekilde yapıyoruz Evet modelimiz bu şekilde hanımlar siz farklı modellerde kullanabilirsiniz şimdi hemen ön bedenimizin yaka kesimine başlayalım Evet, ön bedenimi zaten göstermiştim sizlere. Kol altı uzunluğuna kadar ördüm. Yani toplamda 67 cm ördüm. Ve şimdi yaka kesimine başlıyorum. Aynı zamanda burası benim kol yerimde oluyor hanımlar. Konuşamadım bir türlü. Şöyle şuraya işaretleyicimi de takacağım. Şu ilmeği takıyorum. Evet. Şimdi Kenar ilmeğimizi yine örmeden alacağım. Şöyle ilmeğim dönmüş. Evet, kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Yanına bir ilmek daha ördüm. Toplamda iki tane ilmeğim oldu. Hemen iki ilmeği birlikte örüp eksiltmeme başlıyorum. Burası e, sol, pardon sağ ön tarafımız oluyor. İki ilmeği birlikte örerek eksiltmemi yaptım. Şimdi burada yine model kurulumuma devam edeceğim. Yeni model sıramdayım. Ve bakın bu ilmeğimi örmeden alacağım. Alt sırada bunu örmeden almıştım. Arada bir ilmek atlayıp bu ilmeği örmeden alıyoruz. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi eksiltme yaptım. Yanındakini düz örüyorum. Yanındakini örmeden aldım. Tekrar 1 2 3 ilmek düz ördüm. Yanındakini örmeden aldım. 3 ilmek düz ördüm. Yanındakini örmeden aldım. Evet, bu şekilde bu sıramızı tamamlayalım. Arka sıramızı da yine örmeden aldıklarımızı örmeden alıyoruz. 3 ilmeğimizi ters örüyoruz. Tıpkı biraz önce anlattığım modeldeki gibi. Sıra sonunda 4 ilmeğim var. Ördüm ve bitirdim. Şimdi arka tarafına geçtim modelimin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 3 4 ilmeğimi ters ördüm. 5. Örmeden aldım. 1 2 3 ilmeğimi ters ördüm. 4. örmeden aldım. 3 ters 1 örmeden aldım. 2 3 ters 1 örmeden aldım. Evet, bu şekilde eksiltmelerimizi her yeni modelde yapacağız hanımlar. Mesela yeni modele başladık. Bir eksiltmemizi yaptık. Şimdi bu modelimizi bitireceğiz. Bu modelimizin ikinci sırası. iki sıra daha örüp eksiltmemizi yapacağız. Yine devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi düz ördüm. Eksilttiğim ilmeğimi de düz örüyorum. Bakın örmeden aldığım ilmek düz yanındaki ters. Bu şekilde düz ve ters örerek devam edeceğim. Bakın, örmeden aldığım ilmeğim düz. Evet şimdi bu sıramızı bu şekilde devam edelim. Arka sıramızdaki bütün ilmeklerimizi ters örelim. Daha sonra tekrar eksiltmeye başlayalım. Evet şimdi ikinci eksiltmemizi yapıyoruz yakamızda. Ve aynı zamanda yeni modelimize başlayacağız. Şimdi bu eksiltmelerde kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi düz örüyorum. Bakın hep kesmeden önce iki ilmeğim sağ şişimde olacak. Üçüncü ve dördüncü ilmeğimi birlikte örerek eksiltmemi yapıyorum. Yani her üç sırada bir eksiltme yapıyoruz hanımlar. Şimdi iki ilmeğimi bir kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi düz ördüm. Üçüncü ve dördüncü ilmeğimi birlikte alarak eksiltmemi yaptım. Şimdi bu sırada yeni bir modelimize başlayacağız. Yani yeni model kurmaya başlıyoruz. Bakın bu ilmeğimizi bir alt modelde örmeden almıştık. Şimdi sıra buradakinde. Önde iki tane ilmeğim var. İki ilmeğimi düz örüyorum. Eksiltmeden sonra üçüncü ilmeğimi örmeden aldım. Üç ilmeğimi düz örüyorum. Dördüncü ilmeğimi örmeden aldım. Evet, şimdi. Bu sıramızı tamamlıyoruz. Arka sırada yine örmeden aldığımız ilmekleri örmeden alıyoruz. Aralarda üç tane ters örüyoruz. Ön sıraya geçtiğimizde hanımlar yine bakın örmeden aldığımız ilmekten sonra e, düz örmeden aldığımız ilmeğimizi düz örüyoruz. Yanındakini ters. Diğerleri zaten düz olarak örülecek. O sırayı da bitirdikten sonra lastik yani bir ters bir düz sıramızı bitirdikten sonra arka sıramızı tekrar e, ters örüyoruz bütün ilmeklerimizi ve yeni bir modelde tekrar üçüncü kesimi birlikte yapalım. Şunu da ifade edeyim hanımlar. E, şimdi burada bir ters bir düz yapacağız. Arka sırayı yine üç tane ters bir tane örmeden alarak tamamladım. Şimdi ön yüzde bir ters bir düz örüyorduk biliyorsunuz. İlk 3 ilmeğimi hep düz öreceğim ön sıralarda. Yani bakın kestiğim ilmeğim de dahil 3 ilmeğimi düz öreceğim. 3 ilmekten sonraki ilmeklerime yine örneğimi devam ettireceğim. Bakın örmeden aldığım ilmeğim düz, ters ve düz. Bu şekilde bakın 4. ilmeğimi de düz ördüm. Yanındakini ters ördüm. Örmeden aldığım ilmeğimi düz ördüm. Yine bir ters bir düz şeklinde devam edeceğiz. Arka sıradaki ilmeklerimizi de hepsini ters örüp tekrar ön sırada e, kesme işlemine devam edeceğiz. Evet şimdi üçüncü kesmeye geçtik. Bakın bir ve iki tane kesme yaptık. Şimdi üçüncü kesmeyi de göstereyim. Geri kalanları kendim devam ettireceğim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi düz ördüm. Kesme işleminde iki ilmek sağ şişimde 3 ve 4. ilmeğimi birlikte örerek eksiltmemi yaptım bu şekilde. Ve yine modelimi devam ettiriyorum hanımlar. Bakın bu sırada da şu ilmeğimi örmeden alacağım. Bakın bir alt sırada bunu almıştık. Bir ilmek yanındakinden bir ilmek sayıp yanındaki ilmeği örmeden alıyoruz. Bu şekilde de hesaplayabilirsiniz. Bakın şöyle bir alt sıraya baktığımızda şu ilmeği örmeden almışız. Bu sırada da tekrar bu ilmeği örmeden alıyoruz. Şimdi eksiltmemi yaptım. 1 2 3 tane düz ördüm. 1 tane örmeden aldım. Yine modelimi devam ettiriyorum. Hep 3 düz yapıp bir örmeden alıyoruz. 3 düz yapıp bir örmeden alıyoruz arka sıralarda aynı şekilde 3 ters yapıp bir örmeden aldığımız ilmeği örmeden alıyoruz. Ön sırada lastik bir ters bir düz yapıyoruz ama örmeden aldığımız ilmeklerimizi hep düz örmemiz gerekiyor. Onu unutmayalım. O yüzden sıra başında sayarak düz, ters, düz, ters diye sayarak devam ettirelim. Ve bu 3 ilmekte başka bir işlem yapmayacağız. Arka sırada hep ters örülecek. Ön sırada da hep düz örülecek hanımlar. Şimdi üçüncü eksiltmemizi yaptık. Ben birkaç tane daha eksiltme yapacağım kafama göre. Yeterli olunca eksiltmemi bitireceğim. Sizlere de kaç tane eksilttiysem sayısını vereceğim. E, aşama aşama hepsini birlikte yapacağız hanımlar. Ben şimdi tamamlayayım. Daha sonra tekrar devam edelim. Evet hanımlar eksiltmelerimi tamamladım. Şöyle göstereyim. Bakın şuradan başlamıştık. Bu şekilde eksiltmelerimizi yaptık. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 kez eksiltme yaptık. E, i̇lmeğimiz toplamda 30 ilmekti. Ön bedenimizi 30 ilmekle başlamıştık. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ve 23 tane ilmeğim kaldı. Yani toplamda 7 ilmek eksiltme yaptık. Şimdi şöyle arka bedenime bakın. Kol kısmına bakın şu işaretlediğim yerden ön bedenimi kol işareti olan yerden arka bedeni de bu şekilde tutuyorum. Şöyle hizalıyorum. Bakın. Şu kadar eksiltme yaptık şu boyu örerek eksiltmemizi yaptık ve arka bedende şu kadar boy kaldı hanımlar. Bunu da eee eksiltme yapmadan bütün ilmeklerimi yine modelimi devam ettirerek örmüş olacağım. Yani şöyle kenarları saydığımda 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 e, ilmek olacak kenarlar. Hem yapalım hem ölçelim. Şimdi bundan sonraki sıralarımı dediğim gibi eksiltme yapmadan modelimi örerek devam edeceğim. Evet şimdi bakın buradaki ilmeğimi örmeden alacağım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 tane ilmeğimi düz ördüm. Kenar ilmeğimle birlikte 4 ilmek Beşinciyi örmeden alıyorum, 3 ilmeğimi yine düz örüp dördüncüyü örmeden alıyorum. Evet, bu şekilde modelimizi devam ettirelim. Ee, şu kenardaki iki ilmeğimizi yine e, düz olacak şekilde devam ettirelim. Şu üçüncü ilmeğimizi modelimize dahil edebiliriz artık örerken. Bu şekilde şimdi e, sıram tamamlanana kadar modelime hiçbir eksiltme yapmadan örmeye devam edeceğim. Evet hanımlar şimdi üçüncü ilmeğimizi dahil edebiliriz demiştik. E, yeni bir modele başlayacağım. Şimdi Bakın şuradaki ilmeği örmeden alacağım. Arada 3 ilmek düz örüyorum ve buradaki ilmeği de örmeden alabilirim. Yani iki tane e, ilmeğim sağ şimdi. Üçüncü ilmeğimi örmeden alıp e, modelime dahil edebilirim. Sıram tamamlanana kadar iki e, ilmeğimi devam ettireceğim düz örerek. Bunu belirtmek istemiştim. Evet bu şekilde. Yani sırası gelince hani ters düz ördüğümüzde ya da ilmek almadan yapacağımızda bu modeli de şey bu ilmeğimizi de artık dahil edebiliriz. Bu şekilde. Evet hanımlar, sağ ön bedenim bitti. Şöyle kol boyu uzunluğumu da tamamladım. Tekrar arka bedenimle bir ölçeyim. Bakın şöyle arka bedenimin kol yeriyle ön bedenimin kol yerini şöyle birbirine denk getirecek şekilde yapıyorum ve bakın uzunluklarının aynı olması gerekiyor. Evet, bakın uzunluklar aynı. Şimdi şöyle ön bedenimi farklı bir şişime alacağım ve diğer ön bedenin yaka kesimine başlayacağız hanımlar. İlmeklerimizi kapatmıyoruz çünkü arka bedenle ön bedenleri şişle örerek birbirine sabitleyeceğiz. Dikmeyeceğim. Ben dikince hoş durduğunu düşünmüyorum açıkçası. Evet, bu şekilde ön bedenimi farklı bir şişime aldım. Bir de şu şekilde göstereyim sizlere yakayı. Evet. Bakın yakamız şuradan kesmeye başlamışız. Şöyle 7 ilmek eksiltip 30 olan ilmeğimizi 23 ilmeğe düşürdük hanımlar. Evet. Bu şekilde. Şimdi diğer ön bedenimizin, sol ön bedenimizin yaka kesimine başlayalım. Evet. Şimdi sol ön bedenimizin yaka kesimini yapacağız. Burada yaka kesimini sol taraftan yapacağız hanımlar. Sağ ön bedeninkini sağdan yapmıştık. Sol ön bedeninkini soldan yapıyoruz. Şimdi eee Yeni bir modele başlayacağız. Sıra sonunda 4 ilmek kalana kadar modelimizi örelim. 4 ilmek kalana kadar örelim. Daha sonra kesmemizi yapalım. Evet, sıra sonunda 4 ilmeğim kaldı. Şimdi bakın bu şekilde sağa doğru 2 ilmeğimi birlikte alıp eksiltmemi yaptım hanımlar. Sağa doğru eksiltti. Yine sıra sonundaki iki ilmeğimi düz örüyorum. Bakın burası kol yerim, burası yaka yerim ve sol ön bedenim. Şimdi yine arka sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve iki ilmeğimi düz örüyorum. İki ilmeğimi düz ördükten sonra e, yine modelimi devam ettiriyorum. Bakın örmeden aldığım ilmeğim burada ve ondan önce 4 tane ters ilmek öreceğim. 3 tane de burada toplamda 7 tane ilmeğimi ters olarak örmüş oluyorum. Evet. Örmeden aldım. 3 tane ters ördüm, 1 örmeden aldım. Şimdi bu sıramızı tamamlayalım. Daha sonra tekrar devam edelim. Evet. Şimdi yeni sıradayız. Örmeden alıyorum. Bakın, e, ilk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine örmeden aldığım ilmeğimi düz örüyorum ve bir ters, bir düz olacak şekilde devam ediyorum. Örmeden aldığım ilmeklerimi düz örüyorum hep. Evet, ilk eksiltmemi yaptım eksiltmelerimiz sol bedenimizin e, tarafında solda kalacak şekilde eksiltmelerimizi yapıyoruz. Şimdi sıramızı bu şekilde tamamlayalım hanımlar. Bakın sıra sonunda yine 3 ilmeğimi aynı şekilde düz örerek devam edeceğim. E, diğerleri aynı şekilde model olarak devam edecek. Bir ters, bir düz. Bakın örmeden aldığım ilmeğim düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, örmeden aldığım ilmeğim düz. Bakın son ilmeğimi ters örüyorum. 3 ilmeğim yine düz. Şimdi arkadaki bütün ilmeklerimizi ters öreceğiz. Ön tarafa geçtiğimizde yeni model e, kuruyoruz ve sıra sonunda eksiltmemizi yapıyoruz. Arka sıramızı ters örelim, tekrar devam edelim. Evet hanımlar, ikinci eksiltmemizi yapacağız. Onun için yeni bir modele başlıyoruz. Modele başlıyoruz ve sıra sonunda e, 4 ilmek kalana kadar modelimizi uyguluyoruz. Daha sonra kesme işlemini yapıyoruz. Şöyle kenar ilmeğini yine örmeden alıyorum. Evet, bakıyorum. Şuradaki ilmeğimi örmeden alacağım. Yani iki ilmeğimi düz örüyorum. Üçüncüyü örmeden aldım. Üç ilmeğimi düz örüyorum. Dördüncüyü örmeden aldım. Artık modeli anlamışsınızdır. Ee, diğer ön bedende yaptığımız gibi yine 7 tane eksiltme yapacağız. 7 eksiltme yaptıktan sonra e, arka bedendeki kolla omuz arasındaki uzantıyı tamamlayacağız. Yani eksiltme yapmadan devam edeceğiz. Diğer ön bedende yaptığımız gibi. Evet, 3 ilmeğimi düz ördüm. Dördüncüyü örmeden alıyorum. Bakın sıra sonunda 5 ilmeğim var. Örmeden aldığım ilmeğimin yanındaki yine düz örüyorum ve e, ilk iki ilmeğimi şöyle sağa doğru eksilterek ördüm. Kalan 2 ilmeğimi yine düz örüyorum. Evet, iki tane eksiltmeyi birlikte yaptık gördüğünüz gibi bu şekilde 7 tane yani şişimizde 23 ilmek kalana kadar devam ediyoruz. Eksiltmemiz bittikten sonra ise yine kalan sıraları düz öreceğiz. Daha sonra ön bedenimizi bitirmiş olacağız. Evet hanımlar sol ön bedenimi bitirdim. Kesme işlemi tamamlandıktan sonra şöyle göstereyim. 1 2 ve 3 tane model koydum. Bu da sağ ön bedenim. Şöyle kol yerlerinden hemen ölçelim. Çünkü uzunluklarının aynı olması gerekiyor. Evet bakın uzunluklarımız bu şekilde aynı. Şimdi birleştirmeye geçiyoruz. Şöyle iplerimizi kestik hanımlar. Şimdi burası bizim sağ ön bedenimiz. Şöyle bakın sağ ön bedeni bu şekilde başka şişimizi aktardık. Yine 7 numaralı şişim. Birleştirme yapacağız şimdi. Şu sağ ön beden. Şimdi sol ön bedenimi de aynı şekilde bu şişimden çıkarıyorum. Bu şişime aktarıyorum. Bakın yakalar birbirlerine bakacak. Şu kol için işaretlediğimiz işaretleyiciler de dışarıya bakacak. Bu şekilde ilk ilmekten başlayıp şişime geçireceğim bütün ilmeklerimi. Yakalar iç tarafa bakacak, kollar dışarıda kalacak şekilde. Her iki ön bedenimi de şişime alıyorum arka bedenim de şişte olacak. Ayrıca başka bir şişte olacak ve ikisinin birleştirmesini yapacağız. Evet. Geçirdim bu şekilde. Şu açıyı biraz genişleteyim. Evet. Bakın. Ön bedenlerim yakalar birbirine bakacak şekilde şişime geçirdim evet arka bedenimi de misinalı şişime aktardım bakın ön, e, ön ve arka bedenlerimin e, düz yüzleri birbirine gelecek şekilde ters yüzleri de dışarıya gelecek şekilde birleştirmemizi yapacağız hanımlar şimdi hemen farklı bir iple birleştirmemizi yapıyoruz şunu da göstereyim. Arka ve ön bedene toplamda e, 7 yumak kullandım. 7 yumaktan sadece bu kaldı. Bir de kollarımızı yapacağız. Şimdi şöyle Evet. Şu tarafta kalacak. Evet. Misinalı şişimin Diğer şişini aldım. Bir şiş, arka bedenimde diğer şişimle de birleştirmeye başlayacağım. Şöyle hemen ipimi arka bedenimin ilk ilmeğine bu şekilde sabitliyorum. Şöyle bir tane düğüm atacağım. Evet. Şimdi hanımlar, şu ipimi de sabitleyeceğim fazla kalan ipleri keseceğiz. Bakın ön bedenimin kestiğim ipini yine öreceğim ipe bu şekilde sıkıca sabitliyorum. Açılmaması için iki kez düğüm atacağım. Evet. Şimdi arka bedenimden şu şekilde bakın ilk ilmeğin içine giriyorum. Ön bedeniminde ilk ilmeğini hatta şu şekilde girsek evet. Şimdi öreceğim ipi alıyorum. Bu şekilde iki ilmeğimin içinden geçirip çıkardım hanımlar. Evet. Şimdi ikinci ilmeğimi bu şekilde geçiyorum. İkinci ilmeğimi de örüp çıkarıyorum ve ilk ilmeğimi ikinci ilmeğimin içinden geçirerek kesiyorum tekrar üçüncü ilmeğime geldim aynı şekilde şişimi iki ilmeğe geçirdim içinden ilmeğimi çıkardım ve ilk ilmeğimi yine ikinci ilmeğimin içinden geçirdim bu şekilde hem kesmiş oluyoruz hem de birleştirmiş oluyoruz sırayla her iki ilmeğimizi aynı anda bu şekilde alıyoruz ilk ilmeğimizi ikinci ilmeğimizin üzerinden geçiriyoruz çok fazla sıkmamaya dikkat edelim bu iş sıkarsak omuzdan kasma yapabilir Evet, şimdi bu şişimizdeki ön bedendeki ilmeklerin hepsini bu şekilde keserek bitirelim. Daha sonra yaka kesimine başlayalım. Evet, omuzumda bakın son ilmeğim kaldı. Hemen son ilmeğimi yine arka bedenimin ilmeğiyle birlikte bu şekilde örüyorum ve ilk ilmeğimi ikinci ilmeğimin içinden geçirdim. Evet, ilk omuzumun birleşmesi tamamlandı hanımlar. Şimdi arka bedene 80 ilmekle başlamıştık. E şişimizde 23 tane ilmek kalana kadar yaka keseceğiz hanımlar. 23 ilmeğimizi sayalım ve işaretimizi koyalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 ve 23. Yani şuraya gelene kadar yaka kesimi yapacağız. Sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 ve 34 ilmek yaka için keseceğiz. Bu yakayı biraz <laughs> sıkı keselim ki çünkü ilmeğimiz fazla e, sıkı keselim ki böyle çok şey durmasın zaten üzerinde de trabzan lastik yapacağımız için sarkma olmayacaktır hemen şöyle orayı da göstereyim yaka kısmına bakın bu şekilde ters örerek keseceğiz hanımlar şöyle tersten alıyorum iki ilmeği birlikte kestim İlk ilmeği tekrar sol şişime alıyorum. İki ilmeği birlikte kestim. Evet, bu şekilde keserek devam edeceğiz. İşaretlediğimiz yere kadar yakamızı keselim. işaretlediğimiz yere kadar kesme işlemini yapalım. Sonra tekrar omuz birleştirmeyle devam edelim. Evet, yakamın son ilmeğini kesiyorum. Yine şöyle ters örerek kesmeyi tamamladım hanımlar. Şimdi işaretleyicimi çıkartıyorum. Şöyle bakın, diğer ön bedenimi yine aynı şekilde düz taraflar birbirine bakacak şekilde ters tarafları dışa bakacak şekilde eklemeye devam ediyorum. Yine her iki şişimdeki ilmeklere batarak devam edeceğim. Şöyle ipimi arkaya alıyorum. İlk ilmeğimin içinden geçtim. İkinci ilmeğimin de içinden geçiyorum. Bu şekilde ikisinin içinden ilk ilmeğimi çıkardım ardından sağ şişimdeki ilk ilmeğimi sol şişim e, ikinci ilmeğimin içinden geçirdim şimdi buradaki ön bedenimi bakın kestiğim ipini yine ördüğüm iple sabitleyeceğim düğümlüyorum açılmasın evet, bir tane daha sağlam olsun Şimdi yine devam ediyoruz. İlk ilmeğimi ikinci ilmeğimin üzerinden geçirdim. Evet, tıpkı diğer tarafta yaptığımız gibi Şimdi sıra sonuna kadar ilmeklerimizi bu şekilde birleştirelim sonra tekrar devam edelim. Son ilmeğime geldim. Bu şekilde yine ikisinin içinden geçiyorum. İlk ilmeğimi yine ikinci ilmeğimin içinden geçirerek tamamladım hanımlar. Şimdi Evet şöyle kestik ipimi içinden geçirip bu şekilde sabitledim şurası da arka bedenimin kalan ipi bunu koparmadım çünkü kolumu dikeceğim bununla dikeceğim derken kol ve yan bedenleri yine birbiriyle e, tığla ekleme yapacağım hanımlar kaydırma tarzında. Ben e, örgülerde dikiş sevmiyorum, kaba duruyor. Evet, bu şekilde birleştirmemizi tamamladık. Şöyle bitmiş halini göstereyim sizlere. Alan maalesef dar olduğu için çok rahat bir şekilde gösteremiyorum. Bakın, şurası omuz birleştirmemiz, Sağ e, ön bedenle arka bedenin omuz birleşimi. Şurası arkanın yaka kesintisi şurası da sol ön bedenle arkanın omuz birleştirme yerleri Evet bakın bu şekilde gayet naif duruyor Evet şimdi e, kollarımızı yapacağız kol yaptıktan sonra e, kolumuzu bitirip dikeceğiz daha sonra yan bedenlerin birleştirmesine başlayacağız Hanımlar bu şekilde hırkamızın önünü ve yanlarını tamamladık. Şimdi kol yapımına başlayalım. Evet hanımlar, kolumun tekini bitirdim. Şöyle sizlere daha iyi anlatabilmek açısından, bakın trabzan lastik yaptım, artırma yaptım, balon kol yapacağım. Hani ipim kalın olduğu için çok fazla balonlaştıramadım, artırma yapamadım ama bu şekilde de güzel oldu diye düşünüyorum düşük kol olduğu için de fazla uzatmadım boyunu. Çünkü omuzum düşük olduğu için çok fazla kolumun üzerine toplanmasını istemedim hanımlar. Şöyle ölçeyim ben sizlere. santimini de vereyim kolumun. Mezuram benim küçük oğlum sağ olsun mahvetti. Yırttı. Ben de bu şekilde bantladım. Şöyle lastikten itibaren ölçtüğümde 45 santim hanımlar uzunluğu. Enini de ölçelim. Şöyle. Enimizde hemen hemen 45 santim. Evet, şimdi kolumuzun yapımına başlayalım dediğim gibi lastik trabzanla yaptım kol lastiğimi. Gri ip kullandım. Çok da şık durdu bence. 5 numaralı şiş tığ kullanacağım. Gri ipimin de markası yine kar topu Cozy Wall ve bu da aynı şekilde 100 gram 110 metre. renk numarası K1001, lot numarası da 3252. Evet bu şekilde. Şimdi hanımlar e, kaç zincirle başlayacağız? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, e, 24 olması lazım. Bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 zincirle başlamışım. Kafamda o kadar sayı var ki, inanın bir önce yaptığım her şeyin sayısını unutuyorum. Şimdi gri ipimle zincirlerimi atmaya başlayacağım. Şöyle yakınlaştırayım. Sabitledim. 1 2 3 Zincirlerimizi gevşek tutuyoruz. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 tane zincir çektim. Artı 3 zincir daha çekiyorum. Kenar trabzanım için. 1, 2 ve 3. Hemen bakın tuttuğum 4. zincirimin içine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bu şekilde 25 tane ikili trabzan elde edeceğim. Bütün zincirlerimin içine birer tane ikili trabzan yapıyorum. Sıradaki zincirime batıyorum bu şekilde. İkili trabzan yaptım. Çok fazla sıkmıyoruz. Evet, hırkamızın kenarlarını da bu şekilde lastik trabzanla yapacağım. Ee, kollarını sade gri yaptım ama kenarlarını bir sıra gri, bir sıra hırkamın rengi olan pembeyle yapmayı düşünüyorum. Evet, bu şekilde hanımlar 25 tane trabzan elde edene kadar her zincirimize birer tane ikili trabzan yaparak devam edelim. Evet, 25 tane ikili trabzanımı tamamladım. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum ve çeviriyorum bir ön trabzan bir de arka trabzan yapacağız hanımlar tığıma ilmeğimi doladım hemen bakın ikinci trabzanımın şöyle sağ boşluğundan girip sol boşluğundan çıkıyorum ilmeğimi alıyorum ikili trabzan yapıyorum tığıma ipimi doladım şimdi arka trabzan yapacağım bakın üçüncü trabzanımın sağ boşluğundan girip sol boşluğundan çıkıyorum ve arka trabzanımı yaptım. Şöyle ön trabzan, arka trabzan, ön trabzan, arka trabzan. Evet, bu şekilde lastik trabzanlarımız oluşmuş oluyor. Arkadan alıyorum. Önden alıyorum arkadan alıyorum önden alıyorum evet, sıra sonuna kadar bir arka bir ön trabzan şeklinde devam edelim Evet sıra sonuna geldim bakın şurada zincirli trabzanım var Şimdi son trabzanımı arkadan aldım. Zincirli trabzanımı da yine önden bu şekilde alarak bu sıramı tamamladım. Yine 3 tane zincir çektim ve çevirdim. Şimdi 3. sıramızda arka trabzanları arkadan ön trabzanları önden alarak devam edeceğiz. Bakın ilk trabzanıma bir işlem yapmıyorum çünkü ona zincirli trabzan yaptım. Tığıma ipimi doladım. Bakın ikinci trabzanım ön trabzan. Bu şekilde önden tekrar batıyorum. İkili trabzanımı oluşturuyorum. 3. trabzanım arka. Bakın arkada. Bu şekilde arka boşluklardan tekrar batıyorum, ikili trabzanımı yapıyorum. Ön trabzan, ön trabzanlara önden arka trabzanları arkadan alarak e, sıralarımı bu şekilde devam ettiriyorum. Evet, bakın lastik görüntüsü oluştu. Şöyle ön trabzan, arka trabzan, ön trabzan. Ve arka tırabzan. Evet. Şimdi kaç sıra yapmışım ona bir bakalım. İlk yaptığım tırabzan e, sırasıyla birlikte sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 sıra bu şekilde devam etmişim hanımlar. Şu an 3. sıramdayım. 3 sıra daha yapalım bu şekilde tamamlayalım lastiğimizi. Daha sonra ipi keseceğiz ve pembe ipimizle trabzanlarımızın içlerinden ilmek alarak kolumuza başlayacağız. Evet hanımlar kol lastiğimi tamamladım. Toplamda altı sıra yaptım. ipi kestim ve şöyle sakladım. Şöyle bileğinize ölçüp o uzunlukta zincir çekmelisiniz. Ben e, çok gevşek olmasını istemediğim için böyle tam bileğimi saran şekilde zincirimi çektim ve lastiğimi tamamladım Hanımlar şimdi lastikten sonra pembe ipimizle ilmekler arttırarak kolumuza devam edeceğiz dediğim gibi balon kol tarzında geniş bir kol istediğim için bu şekilde yaptım bakın şöyle duruşta gerçekten güzel görünecek şimdi arka ve ön bedeni birleştirdik omuzlardan. Onu üzerinize giyip hani omuzlarınızı alıp bakın omuzunuz nereye kadar düşmüş? Omuzun düştüğü yerden itibaren mesela şuraya kadar omuzunuz düştüyse, omuzunuzu varsayıyorum. Şuraya kadar düştüyse kolunuzun üzerinden şuraya kadar düştüyse buradan bilek kısmınıza kadar ölçün. Kaç santim ise kolunuzu o santim uzunluğunda yapın hanımlar. Evet bu şekilde şimdi hemen pembe ipimizle devam edeceğiz. Lastiğimin düz tarafı burası. Bakın ilmek e, zincir çektiğim kısa ip sol tarafta kalacak. Düz kısım o taraf. Şimdi şöyle hemen ilk trabzanımın tepesine batıyorum zincirli trabzanımın tepesine ipimi tığıma şöyle bir zincirle sabitledim. içinden geçiriyorum. Tekrar böyle bir zincir çekip kapattım. Şimdi bunu şişimize geçireceğiz hanımlar. Şimdi burada 25 tane trabzanımız var. E, 25 trabzandan e, fazlalaştırarak toplamda 50 ilmeğimiz olacak. Şimdi bakın ilk trabzanımın tepesine battım. Şimdi aradaki boşluktan bir tane ilmek çıkardım. Arttırmış oldum. İkinci trabzanımın tepesine batıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Boşluktan tekrar bir ilmek daha çıkardım. Sıradaki trabzandan ilmek çıkarıyorum. Boşluktan bir ilmek daha çıkardım. Trabzanın tepesinden bir ilmek çıkartıyorum boşluktan bir ilmek çıkardım. Bir trabzanın tepesinden bir de aradaki boşluktan. Bu şekilde 25 olan ilmek sayımız 50 olacak hanımlar. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi tamamlayalım 50 tane ilmeğimizi. Daha sonra tekrar devam edelim. Evet son trabzanıma geldim. Zincirli trabzanıma. Şu şekilde içinden ilmeğimi çıkarıp şişime aktardım. Evet. Toplamda 50 tane ilmeğimi tamamlamış oldum hanımlar. Şimdi örgümün ters tarafına geçiyorum. Bu sırada da 10 tane arttırma yapacağız. Buradaki ilmeklerimi ters örerek devam edeceğim. Şöyle aralarda onar tane ilmek arttıracağız. 3 tane ördüm. Şöyle bir tane arttırıyorum. Bakın şu şekilde. Ters örüp bir tane arttırdım ve e, ilmeğimden şişimden çıkarmadan ilmeğimi ilmeğin diğer tarafındaki ipe de batıp bu şekilde arttırmamı yaptım. 1 2 3 4 5 tane ördüm. Yine bakın şöyle bir tane ilmek çıkartıyorum ama şişimdeki ilmeğim kalıyor. Şu şekilde batarak aynı ilmekten bir ilmek daha çıkardım. İkinci arttırmamızı yaptık. Üçüncü arttırmamı yapıyorum. Devam ediyorum. 3 tane arttırma yaptık şimdiye kadar. 4. arttırmamı yapıyorum. Beşinci arttırmamı yapıyorum. Evet, bu şekilde şişimizde toplamda 60 tane ilmek olacak hanımlar. dediğim gibi siz bu kadar geniş olmasını e, istemezseniz eğer 10 ya da 15 tane ilmek arttırırsınız lastikten sonra o şekilde devam edersiniz. Evet bir sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 tane yapmışım. 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56. Yani 4 tane daha yapacağım. 60 olacak. Bir arttırma daha yapıyorum. 1, ikinci artırmamı yaptım. Şimdi üçüncü artırmamı yapıyorum. Evet, bir kez daha artırma yapacağım ve artırmamı tamamlamış olacağım. Evet, toplamda 60 ilmeğimi tamamladım hanımlar. Evet şimdi örgümün ön yüzüne geçtim ve modelimi kurmaya başlayacağım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmek düz ördüm. Üçüncüyü örmeden aldım. 1 2 3 tane ilmeğimi düz ördüm. Dördüncüyü örmeden aldım tıpkı ön ve arka bedende yaptığımız model gibi 3 tane düz örüyoruz. 1 tane örmeden alıyoruz. 1 2 3 tane düz örüyoruz. 1 tane örmeden alıyoruz. Evet, modeli zaten anlatmıştım. Daha fazla uzatmayacağım. Bu şekilde hanımlar. Şimdi kolumuzda dediğim gibi buralarda iki sırada arttırmamızı yaptık şöyle geri kalan e, kısımları dümdüz örüyoruz başka hiçbir işlem yapmayacağız Şimdi ben e, kolumu tamamlayayım daha sonra kolumuzu bedenimize dikelim e, en sonda etrafımızın lastiğini yapmaya başlayalım Evet Hanımlar şimdi kolumuzu bedene birleştirmeye geldik şöyle bakın Şurası ön bedenimin kol yeri. Şurası da arka bedenimin kol yeri. Bu şekilde ters tarafından koyuyoruz. Burası da kolumuz. Şimdi ön bedendeki kol yerinden şöyle tutup arka bedendeki kol yerine kadar birleştirmeye yapacağız. Bunu yine tığla yapacağım ben. Siz dilerseniz iğneyle de yapabilirsiniz. Şöyle kolu keserken bir miktar ip bıraktım. Bakın hemen ilk ilmeğin tepesine batıyorum ve buradaki işaretlediğim ilmeğe bu şekilde batacağım. Şu kenardan e, örmeden aldığımız bakın şu saç örgüsü yerlerden eklememizi yapacağız çıkardım. Bu şekilde batıyorum. Diğerinin de içinden geçirip ilmeğimi çıkardım. Şimdi sırasıyla bütün ilmeklerimize aynı şekilde batıp ilmek çıkartıp ilk ilmeğimin içinden kaydırıyorum. E, ee, kol ilmeğiniz ya da beden ilmeğiniz fazla gelirse aralarda birer tane atlayarak devam edebilirsiniz hanımlar. Onu da belirteyim. Kaydırarak birleştirmemizi yapıyoruz. Fazla sıkmıyoruz, kasmasın diye. Bakın şöyle. <laughs> Eğer ilmekleriniz fazlaysa benim de büyük ihtimalle fazla gelecek. Şimdi bakın şöyle battım, ilmek çıkardım. Aynı yere tekrar batıp bu şekilde yapabilirsiniz. Bakın şöyle birleştirmemiz de bu şekilde oluyor. Evet, kolumuzu bu şekilde tamamlayalım daha sonra devam edelim. Kolu bu şekilde ekledim, bitirdim hanımlar. Şimdi aşağıya doğru devam edeceğim. Yani ön bedenle arka bedenin kol altı uzantısını eklemeye devam edeceğim. Bakın şöyle kolumu ekledim. Şimdi yine aynı şekilde ters tarafları dışta kalacak şekilde. Şöyle bakın kolun her iki tarafını denk gelecek şekilde birbirinin üzerine koyacağım. Ve kol altından etek ucuna kadar başladığım noktaya kadar aynı şekilde birleştirmeye devam edeceğim. Burayı bitirdikten sonra şu kol kısmını kapatacağız hanımlar. Orayı da yine tığla yapacağım. Artık göstermeyeceğim. Siz mantığı anladınız. Devam edebilirsiniz. Evet, iki parçayı birleştirip yine İlk ilmeğimin içinden geçiriyorum. Bakın şöyle kenarları üst üste koyup bu şekilde her iki ilmeğin içine batıp ilmeğin içinden geçiriyorum hanımlar. Evet. Şimdi bu sıralarımızı bu şekilde tamamlayalım. Daha sonra kenar tığlamasını da göstereceğim sizlere. Diğer kolu çünkü daha bitirmedim ben. Videom e, çok vakit kaybetmeyeyim diye bu şekilde hepsini bir arada göstermek istedim. Şimdi bu birleştirmeyi tamamlayalım, daha sonra lastikle devam edelim. Evet hanımlar, hırkamı tamamladım. Kol ve beden birleştirmesini de yaptım. Şimdi artık kenar e, lastiğimize başlayacağız. Şöyle bakın, burası arka ense bölümümüzün yaka kesimi. Şöyle hemen arka ile önün birleştiği noktadan omuz kısmından yaka birleştirmesine başlayacağım. Bakın burası kolum. Hemen şu köşeden önle arkanın birleştiği noktadan başlayacağım. Trabzanlarımı gri ile yapacağım bu sırada. Şöyle yine tığım 5 numara. Hemen köşe noktadan bu şekilde batıyorum 1 2 3 tane zincir çektim bu zincir benim kenar birleştirmem için olacak aynı yere bir tane ikili trabzan yapıyorum şimdi bu şekilde bütün ilmeklerimizin içine birer tane trabzan ikili trabzan yaparak devam edeceğiz Bakın şu e, köşede örmeden aldığımız ilmekler var. Bunların içine değil bir alt ilmeğe batacağız. Çünkü bunlara battığımız zaman kıvrılma yapabilir. Şöyle bir alt ilmeğe batıp ikili trabzanımı yapıyorum. Tekrar yanındakine her ilmeğin içine birer kez batarak ikili trabzanımı yapıyorum. Eliniz çok sıkıysa eğer kasma yaparsa trabzan sayınız az gelirse böyle bir miktar ilerleyin. Eğer kasma olursa aralara artırma yapabilirsiniz. Mesela 5 tane tek bir tane çift olarak yapabilirsiniz. Onu artık kontrol ederek yaparsınız. Ben size tekniğini göstereyim. Evet bu şekilde. Şimdi buradan aşağıya iniyoruz. Burası yaka kesimi yaptığımız yer. Burası ön bedenimizin şöyle köşeden aşağıya geçtiği nokta, ön bedenimizin alt köşesi. Şimdi bu köşeyi dönmeye göstereceğim sizlere. Burası da önemli. Eğer tek trabzan yaparsak burası kıvrılacaktır. Şimdi şöyle hemen size iki tane trabzanla göstereceğim. Şimdi yaparak köşeye geldik. Bakın köşe noktam burası. Buraya 4 tane trabzan yapacağım. 2 3 ve 4. Eğer eliniz çok sıkıysa 5 tane de yapabilirsiniz. Bu şekilde trabzan yaptıktan sonra şöyle yandan tekrar ilerlemeye devam ediyorum. Yine her ilmeğin içine birer tane trabzan yaparak devam ediyorum. Eliniz çok gevşekse buralar marulanma yapabilir çünkü buranın ilmek e, araları çok açık değil. O yüzden birer ilmek atlayarak ikinci ilmeğe batıp trabzanınızı yapabilirsiniz. E, kasma ya da marullaşma oldum artık onu artırma ya da eksiltme yaparak eksiltme derken bir ilmek atlayıp ikinci ilmeğe batarak devam edebilirsiniz. Evet, bakın bu şekilde. Burası alt kısmı etek ucu kısmımız oluyor diğer köşeyi de aynı şekilde yapacağız bu şekilde ben şimdi şöyle trabzan sıramı tamamlayayım daha sonra tekrar devam edelim Evet hanımlar ilk sıramı bu şekilde bitirdim şimdi bu şu zincirli trabzanımın tepesine tığımın başına ip almadan batıyorum ilmek çıkarıp İlk ilmeğimin içinden geçirip kaydırmamı yaptım. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi bir tane ön bir tane arka trabzan yapacağız. Tıpkı kol lastiğimizde yaptığımız gibi. Şöyle ilk trabzanımı önden alıyorum. İkili trabzan yaptım. Tığıma ipimi doladım. İkinci trabzanımı arkadan alıyorum. İkili trabzan yaptım. Bir tane ön trabzan bir tane arka trabzan. Evet, bu şekilde devam edeceğim. İkinci sıramız oluyor bu. İlk yaptığımız sırayı da sayıyoruz. Şöyle arka trabzan ve ön trabzan. E, araya ben pembe rengimle e, birer sıra trabzan da geçeceğim. Şimdi bunu birkaç sıra gittikten sonra giyip giyip üzerinize giyip de ön bedeninizi ölçün. Hani kaç sıra trabzan yaptıysanız bir bakın trabzanın sıra sayısı sizin ön bedeninizi tamamen kapatmaya yetiyor mu yetmiyor mu? O şekilde trabzan sıra sayısını ayarlayabilirsiniz. Şöyle köşeyi de göstermek istiyorum köşe noktaya dört tane trabzan yapmıştık hatırlarsanız. Evet şöyle. Şöyle 3 tane zincir çektim. Ön trabzan arka trabzan şeklinde tekrar buraya kadar geldik. Şimdi bakın buradaki 4 trabzanımın tepesine ilk önce bir tane zincir çekiyorum. 4 trabzanımı yapacağım zaman bir zincir çekiyorum. Sırada hangi trabzanım varsa mesela en son arkaya yaptım. Şimdi ön trabzan yapıyorum. Arada tekrar bir zincir çekiyorum. Şimdi arka trabzanımı yapıyorum. Bu köşedeki dörtlü trabzanlarımın aralarına bir tane zincir çekerek trabzanlarımı yapıyorum. Kasma yapmaması için. Şöyle arka trabzanımı aldım. Tekrar bir zincir çektim. Bakın dörtlü trabzanım bitti. Bu şekilde şimdi zincir çekmeden devam edeceğiz. Evet, bakın köşe böyle duruyor. Bunu her sırada köşeye geldiğimizde birer zincir çekip tekrarlayalım. Sadece köşelerde tabii ki. Bu şekilde ben şimdi lastik trabzanlarımı tamamlayayım. Dediğim gibi aralara iki sıra olabilir ya da üç sıra olabilir. Şu an tam net bir şey söyleyemem çünkü ben de ölçmem gerekiyor giyip de kaç sıra yapacağımı bilmiyorum. Bu şekilde yapacağım ve bitmiş halinde sizlerle paylaşacağım hanımlar. Evet hanımlar hırkamız bitti. Şöyle trabzanlarımı tamamladım. 2-3 sıra pembe dedim ama gri ipim maalesef yetmedi. O yüzden pembeyi sadece bir sıra yapabildim. Toplamda 9 tane pembe, 3 tane ise gri ip kullandım hanımlar. Bu şekilde hırkanın bitmiş halini videonun başında sizlerle paylaşacağım. Videomun sonuna geldim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok önemli. Yeni videolarımdan haberdar olmak için ise bildirimleri açmanız yeterli. Daha güzel videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.